Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Eylül Cuma. Hepinize hayırlı cumalar. ABD Loral Park Hipodromu'nda altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşuluk bir program var gördüğünüz gibi. İkinci altılı ganyanı yorumlayacağız. Dördüncü koşuyla başlayacak olan. İlk iki koşu, ikinci altılı ganyanın ilk iki ayağı bir maiden koşu. Dördüncü koşuyla altılı ganyanın ilk ayağı başlıyor. 21.14'te 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1200 metre kum pistte koşuda 8 isim start alıyor. Bir tek 7 numaralı Slats 4 kez start almış. Bir de Van Ten bir kez start almış. Diğerlerin hepsi kariyerinde ilk kez start alacak olan isimler. Laurel Park Hipodromu 4. koşu, 2. altılı ganyan ilk ayağı. Koşuya baktığımızda koşu 46 bin dolarlık bir maiden koşu. İlk olarak burada Sheldon Russell'la start alacak olan Hartspoon yavrusu 335 bin dolara satın alınmış bir isim. 1 numaralı Bonhoeff. 6 numaralı Hombre Charlie Marquez'le start alıyor Street Sense yavrusu. 2 numaralı Tops the Chart Javien Talado ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Slats son startında bir ikinciliği var Black Type koşuda 1300 metre kum pistte. Angel Cruz'la start alıyor. O koşuda da aynı jockey ile ikinciliği var. 8 numaralı Super Royal Moon Julian Pimentel ile start alıyor ve son olarak burada 5 numaralı Practical Sense Practical Joe yavrusu yazmanızda fayda gördüğüm isimler. İkinci ayak yine bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte koşulacak. Burada da 10 numaralı Captain Candy ile başlayacağız. Carol Sedano ile start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 46 bin dolarlık bir maiden koşu. 10 numaralı Captain Candy, Carol Sedano ile start alıyor. Bir önceki startında kazanmış gözüküyor. Ancak ikinciliğe düşürülmüş. Rakibine faul yaptığı gerekçesiyle sanırım. Son startında da 1100 metre çim pistte bir ikinciliği var. 10 numaralı Captain Candy'nin. 4 numaralı Radical Right, Jorge Ruiz ile start alıyor. O da ilk startında 1200 metrede bir üçüncülüğü olan bir isim. 5 numaralı Heavenly Trip, Sheldon Russell'la start alıyor. Kariyerinde 3 kez start almış. Tamamı kum pistte 5000 metre, 1100 metre ve 1100 metre çim pistten kuma alınan yarışlar. Üçünde de ikinciliği olan bir isim. 8 numaralı Biz Buz ilk kez start alıyor kariyerinde Julian Pimentel'le. 9 numaralı Sanson, CD Acosta ile start alıyor. Son startında 1100 metre çim pistte ikinciliği var ve son olarak burada 6 numaralı The Man to See Victor Carrasco ile start alacak isim. İkinci altılı ganyan ikinci ayağında önereceğim son isim. Geldik üçüncü ayağa. İkinci altılı ganyan üçüncü ayağı. Üç yukarı İngilizlere marş 1200 metre kum pistte bir opsiyonlu satış koşusu. Koşuda 9 isim start alıyor. 6 numaralı Alpa Ciro Carlos Eduardo Lopez'le start alacak olan bir isim. Bu yarışta tek olarak önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 25.000-32.000 aralığında bir koşu. Şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 34.500 dolar olan. 6 numaralı Alpa Ciro Carlos Lopez'le start alıyor. Son iki startını 1300 metre ve 1200 metrede kum pistte kazanmış. 1300 metreyi 1:21:72 ile 1200'ü de 1:70:73 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. Muhtemelen hata yapmazsa bugünkü koşuyu da kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü ayakta 6 numarayı tek olarak öneriyorum. Geldik dördüncü ayağa bir maiden koşu yine. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden koşu. 8 isim start alıyor koşuda. Koşuya gittiğimizde koşu 46 bin dolarlık bir maiden koşu. Bu koşuda 6 numaralı The Clam King, Sheldon Russell'la ilk önereceğim isim. Daha sonra 7 numaralı Maximum Impact, Charlie Marquez'le. 4 numaralı Trust Daddy, John Hiraldo'yla start alacak olan bir isim. Ve 2 numaralı Natagar, Deniz Arajo'yla. Ve son olarak burada 3 numaralı Night Boss, Joan Rosado'yla önereceğim isimler. Geldik ikinci altılı ganyanın 5. ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 14 isim start alacak gözüküyor. 1 numaralı Federal ve 14 numaralı Fair Catch Ekiru olmak üzere. 12 numaralı Starburst ile başlayacağız burada.
6 isim önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 80 48 bin dolarlık bir şartlı koşu. 12 numaralı Starburst kariyerindeki iki startında kazanmış bir isim. 1100 metre kum pistteki kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu 1.04 derecesiyle kazanıyor. 5.5 boy farklı. İkinci koşusunda da 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.12.78 derecesiyle boyun farkıyla kazanıyor. 12 numaralı Starburst. 4 numaralı Town of Gold. Javier Toledo ile start alıyor. Bu sene sadece bir kez start almış. O da 6 Haziran'da. Geçen sene bir Black Type koşuda ikinciliği var. Bir önceki startında da gene bir ikinciliği var. 3 grup bir şartlı satış koşusunda mutlaka yazmanız gerekir diye düşünüyorum. 1 numaralı Federal. O da son iki startını kazanmış bir isim. 5000'lik satış koşuları. 1200 metre kum pisttekini 1.10.55 ile kazanmış. 1300 metre kum pisttekini de 1.18.20 derecesiyle kazanmış bir isim. Bunun ekürisi Fair Catch. 14 numara. O da son startında 16'lık bir şart satış koşusunu yaklaşık 2 boy farklı aynı jokey ile kazanmış. 1000 metre çim pistte 57.35 derecesiyle. 5 numaralı Princess Pier. Sheldon Russell'la start alacak olan bir isim. 6 numaralı Sue Loves Barbados. Jamie Rodriguez de start alıyor. Üst grup koşulardan her ikisi de bu koşuya gelmişler. Ve son olarak burada 10 numaralı I Am A Starboy. Forest Boys ile start alıyor. Son iki startını 1000 metre çim pisttekini 57-16 derecesiyle bir boy farkla kazanmış. Son startında da çim pistten kuma alınan 1000 metre mesafedeki koşuyu yaklaşık bir boy farkla 58-24 derecesiyle kazanmış bir isim. İkinci altılı Gagne'nin beşinci ayağında önereceğim son isim. 11 numaralı Going to the Lead Starbust'ın kazandığı koşuda ikinci olan bir isim. Yalnız koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bunu mutlaka 11 numaralı Going to the Lead'i kuponlarınıza eklemeniz lazım. Geldik ikinci altılı Ganya'nın son ayağına. Yine bir maiden koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte start alıyor. Burada da 6 numaralı Fake ID Javier Perez de start alacak olan bu maiden koşuda size tek olarak önereceğim isim. Koşuya gittiğimizde koşu 12.500-16 bin aralığında bir maiden koşu. 25 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Fake ID Javier Perez de start alıyor. 20 Ocak'taki bir önceki startında 1000 metre çim pistte burun farkıyla bir ikinciliği var. Son startında da 25 binlik bir maiden satış koşusunda dördüncü olmuş bir isim. Bugünkü koşu bu koşullara göre biraz daha basit seviyede kalıyor. Bir hata yapmazsa 6 numaralı Fake ID bugünkü koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Ve ikinci altılı Ganya'nın son ayağında da tek olarak öneriyorum. Geldik yedili plasenin ilk ayağına. Yedili plasenin ilk ayağı 20.43'te start alıyor. Üçüncü koşuyla üç karı dişi İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. Şartlı satış koşusu. 1600 metre çim pistte start alıyor. Koşuda 15 isim start alacak gözüküyor. Burada 7 numaralı Bombastic Charlie Marquez ile önereceğim bir isim. Koşu 16 12.516 aralığında toplam ikramiyesi 25 bin dolar olan bir satış koşusu, şartlı satış koşusu. 7 numaralı Mr. Bombastic Belmont Park'ta bu sene 4 kez 3 kez start almış. Son startı da farklı bir podromda. 13 Mayıs'taki 1400 metre çim pistteki maiden koşuyu kazanmışlığı var. Bir önceki startında da 1600 metre çim pistten kuma alınan startında ikinciliği olan bir isim. 7 numaralı Miss Bombastic 7'li plasede önereceğim isim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza.
Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın screening by 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic geçmiş, Mule. Geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz gibi bunlar sadece benim size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. 2-2 koşu maiden koşulardı. 1 numaralı Van Hoff, 6 numaralı Home Rev, 2 numaralı Tops the Chart, 7 numaralı Slot, 8 numaralı Super Royal Moon ve 5 numaralı Practical Sense önerdiğim isimler arasında. 2. maiden koşuda da 10 numaralı Captain Candy ile başladık. 4 numaralı Radical Ride, 5 numaralı Heavenly Trip, 8 numaralı Biz Biz Buz ve 9 numaralı Senson ile 6 numaralı The Man to See. 2. altılı gayan 3. ayağında Al Pacino tek olarak önereceğim isim. Bir sonraki koşuda 6 numaralı The Clam King, 7 numaralı Maximum Impact, 4 numaralı Trust Daddy, 2 numaralı Natagar ve 3 numaralı Night Boss. 5. koşu bir şartlı koşu, 12 numaralı Starburst ile başladık. 4 numaralı Town of Gold, 14 numaralı Fair Catch, 1 numaralı Federal'ın Accuracy, 5 numaralı Princess Pier, 6 numaralı Who Loves Barbados ve 10 numaralı I'm a Starboy. Son ayakta da 6 numaralı Fake ID büyük bir ihtimalle bugün koşuyu kazanır diye düşünüyorum son ayaktaki. Hepinize hayırlı bir cuma diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Şuradaki abone değilseniz abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.